Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Rektörüm, Sayın Protokol Üyeleri, değerli misafirlerimiz, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van 100. Yıl Üniversitesi işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz Van'ın Geleceği Sempozyumuna hoş geldinizler. Düzenleme Kurulu adına saygı ve selamlarımı sunarım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Açılış konuşmalarımıza başlamadan önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Şimdi üniversitemizin kurumsal iletişim koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Van 100. Üniversitesi etkinlik ve tanıtım videosunu izliyoruz.
başlatılan bu projenin her daim destekçisi olacağım. Yeter ki kurumlarımız doğru işler yapsınlar. Van 100. Yıl Üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen bu kıymetli sempozyumda siz değerli katılımcılara hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Van 100. Yıl Üniversitesi değerli rektörü Abdullah hocamızın davetiyle burada bulunuyoruz. Benzer güzel yatırımlara, malımız, zamanlı hemşehrilerimize, Türkiye'mize, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hocalarımıza, üniversitemize ve Van'ımıza, şanlı Van'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlerin beşiği, bilimin ve ilmin şehri Van'da bulunmaktan gerçekten çok mutluyum.
100. Yıl Üniversitesi bilimin ışığında bir... Efendim programı arz edeyim. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Hamdullah Şevli'nin ve Valimiz Sayın Doktor Ozan Balcı'nın açılış konuşmaları, çağrılı konuşmacılarımız olan Doçent Doktor Oktan Nalbantoğlu ve iş insanı Sayın Nizamettin Ağar'ın konuşmaları, çağrılı konuşmacılarımıza teşekkür belgeleri ve plaketlerinin takdimi, hediyelerinin takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve kapanış. Şimdi sempozyum açılış konuşmasını yapmak üzere 100. Yıl Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Hamdullah Şevli'nin kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, ilimizin çok değerli protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok kıymetli akademisyenlerimiz, değerli öğrencilerimiz, kıymetli misafirler ve çok değerli basın mensupları. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van 100. Yıl Üniversitemizin işbirliğinde düzenlenen Van'ın Geleceği Sempozyumu'na hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Doğu Anadolu'nun Serhat şehri Van'da bir üniversite kurulma düşüncesi Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit döneminden itibaren dile getirilmekteydi. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Van Gölü kıyısında bir üniversite kurulma çalışmalarının ve niyetinin olduğunu biliyoruz. Nihayet 20 Temmuz 1982 Salı günü yayımlanan resmi gazetede Van'da 100. Yıl Üniversitesi adıyla bir üniversitenin kararı alındı. Kurulduğu 40 yıldan bu yana, kurulduğu tarihten sadece bünyesinde Eğitim Yüksek Okulu, Fen Edebiyat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi olan üniversitemiz bugün 19 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksek okulu, 1 Türk Müziği ve Devlet Konservatuarı, 10 meslek yüksek okuluydu. Bugün itibariyle 11 meslek yüksek okulumuz oldu. Biliyorsunuz geçen hafta Yüksek Öğretim Kurulu'nun onayıyla ilimizde Van Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu kurulmasına karar verildi. 49 araştırma merkezi, 48 öğrenci topluluğu ile bir bilim yuvası, 2000'e yaklaşan akademik kadrosu ve 3000'den fazla idari personeli, yaklaşık 140 binden fazla mezunu ve bugün 28 bine yaklaşan öğrenci sayısı ile Van 100. Üniversitemiz büyük bir aile olmuştur. Değerli konuklar, üniversitemizde birçok nitelikli, anlamlı ve etkili gelişme kaydedilmiştir. Öncelikle Van 100. Yıl Üniversitemizin kuruluşunun 40. yıl dönümü olması vesilesiyle belki de çok az üniversitede örneği bulunan etkinlik dolu bir yıl geçirdik. Bugün ise burada Van'ın geleceğine dair sözü olan, Van'ın değerlerini önemseyen ve bunları bilimsel zeminde araştırma mantığıyla ortaya koymak için çalışmalar yapan çok kıymetli akademisyenlerimizi ağırlıyoruz. Değerli hocalarımıza gerek üniversitemizden, gerek farklı üniversitelerden, farklı kurumdan gösterdikleri bu duyarlılık ve sağlayacakları bilimsel sunumlarla katkıları için şimdiden teşekkür ediyor ve Van 100. Yıl Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan son derece gurur duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Kıymetli protokol üyeleri, değerli misafirler, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bizler, üniversitelerin temel kuruluş amacı olan
bilimsel bilgi üretme gayesine hizmet etmek için buradayız. Üniversitemiz donanımlı, çağdaş, ileriye dönük ve gelişim odaklı bir kurum olmayı öncelemektedir. Bu hedefimizi tek başına gerçekleştirmenin bütüncül bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyim. Bilimsel yükseliş gayemiz, şehrimize ve bölgemize sağladığı katkı, kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri tanıtımında etkili ve insanımıza hizmet etmek için barındırdığı imkanlar ölçüsünde değerlidir. Van'ın Geleceği Sempozyumu, üniversite-şehir işbirliği anlamında çok çok önemli bir birlikteliktir. Üniversitelerin evrensel bakış açısıyla kente, şehre karşı sorumluluğunu yerine getirdiği bilimsel çalışmaların organize bir görevidir. Çünkü üniversiteler kentin sanayisi, tarihi, edebiyatı, sosyal yapısı, tarımı, ekonomisi, hasılı tüm sorunlarını tespit eden, yorumlayan, çözüm üreten eğitim kurumlarıdır. Bizler bu yıl üniversite senatomuzla Van Organize Sanayi Bölgesini, Van Ticaret ve Sanayi Odamızı, Van Esnaf Odaları Birliğimizi ve yakın zamanda da Van Ticaret Borsamızı da ziyaret ederek 3 kurumumuzla, 3 STK'mızla biz protokoller imzaladık. Tüm senato üyelerimizle bu şehir üniversite şehir birlikteliği açısından bu yaptığımız birlikteliklerin Van 100. Yıl Üniversitesi ailesinin bir katkısı olacağına ve üniversite şehir birlikteliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. 40 yıllık birikimiyle Van 100. Yıl Üniversitesi ailemizin bugünkü sempozyumla da kente önemli katkılar sunacağına inancımız tamdır. Bu bağlamda sempozyumumuza öncülük eden ilk projemiz olan Van'ın Geleceği Çalıştayı'nın mimarı olan Valimiz Sayın Doktor Ozan Balcı'ya ve kendi şahsında Van Valiliğimize, Van Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum. Göreve geldiği ilk günden bu yana Van'ın gelişimi için canla başla çalışan Valimiz Doktor Ozan Balcı, 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Van'ın Geleceği Çalıştayı'nın bilimsel bir zeminde de ele alınmasının gerekliliğine dikkat çekmiş ve bugün de gerçekleşmesinde büyük bir katkı sağlamıştır. Bugün sempozyumda toplam 88 bildiri sunulacak. Biliyorsunuz Van'ın Geleceği Çalıştayı'nda üniversitemizden 108 akademisyen, bütün dekanlar bizzat moderatörlük yaparak arama konferansı şeklinde 3 gün çok güzel bir rapor hazırladılar. Bu raporumuzu Van Valiliğimize, Van Belediye'mize, Van'daki bütün kurum kuruluşlara, ilgili kişilere, STK'lara verdik. Bugün de farklı bir bakış açısıyla yaklaşık 156 katılımcının yer aldığı, bunların 22 tanesi bildirilerden, 22 tanesi farklı üniversitelerden, farklı kurumlardan. Mesela örnek birkaç tane burada sunulacak bildiri örneğinden bahsetmek istiyorum. Hani şimdi bazılarımız bilmediğimiz için işte özellikle şehirden, yani üniversite şehrin sorunlarına el atıyor mu diye sorular alıyoruz. Aslında bilimsel dergilere baktıklarında üniversitemizin kurulduğu 40 yıldan bu yana akademisyenlerimizin toplum sorunlarına, şehrin sorunlarına, ülkemizin sorunlarına yönelik ne kadar bilimsel çalışma yaptıklarını göreceklerdir. Örneğin bu 88 bildiriden birkaç başlığı söylemek istiyorum. Kentsel dirençlilik temelinde Van ilinin doğa kaynaklı afet potansiyeli. İşte konuşmacılar Sacit Mutlu, Azat Sağlam Selçuk, Ahmet Özkan Kul, Levent Selçuk bildiri hazırlayanlar. Biliyorsunuz Van Afat İl Müdürlüğümüzle birlikte ilimizin risk afet planını hazırlayan ekipte olan arkadaşlar bugün de bir bildiri sunacaklar. Yine Mimarlık Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Şevket Alp, Pınar Bostan, Habip Uluçay, Nursevil Yuca'nın hazırladığı bir bildiri. Van Gölü ekosisteminin bir yansıması kentsel tarım. Yine Van ve çevresindeki atık betonun bertarafı için çözüm önerisi.
optimize edilmiş demir bilyeli öğütme iyileştirme yöntemi ve optimize edilmiş su jeti ile iyileştirme yöntemi, Mühendislik Fakültemiz İnşaat Mühendisliğinden Doktor Öğretim Üyemiz Hasan Dilbas'ın bildirisi. Bir kent merkezi olarak Van Cumhuriyet Caddesi'nin mimari kimliğinin renk üzerinden değerlendirilmesi. Yine Asude Bolat ve Eren Kürkçüoğlu hocalarımızın bir bildirisi. Eğitim Fakültesinden Metin Taytaş hocamızın Van'ın girişimci çocuklarının gelecekte Van hayali bildirisi. Yine Van ili merkezli olarak yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin gelişiminin analizi. Önder Biberbükü, Ayhan Cesur, Kaan Yeğenoğlu İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden hocalarımızın sunumu. Yine dün Sayın Valimizle eski Van şehrinin ayağa kaldırılma projesiyle ilgili orayı ziyaret etmiştik. Sanat Tarihi Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Gülsen Baş ve Erol Uslu, aynı zamanda Kültür ve Turizm İl Müdürümüzün bir sunumu. Eski Van yeniden, eski Van şehri projesi hakkında bir değerlendirme. Yine BAOM ekibimizden Muhammed Karaca, Mevlüt İnan ve Emre Biçek ve Erol Kına, aynı zamanda sunucu olan arkadaşımızın bir bildirisi. Van ilinde akıllı şehir uygulamalarının hayata geçirilmesi üzerine bir çalışma. Bunun gibi artırmak mümkün. 88 tane Van'ın direkt topluma dokunan, Van'ın sorunlarına dokunan bilimsel çalışmalar. Ben tüm bildiri sunacak hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum ve onlara gerçekten güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Yine sempozyum düzenleme komitesi başkanı Profesör Doktor Murat Kayrı hocamıza da ayrıca rektör yardımcımız teşekkür ediyorum. Sayın Valim, kıymetli misafirler, sözlerime son verirken uzun soluklu ve özverili bir şekilde çalışarak düzenleme kurulunda bulunan, emek veren, az çok demeden katkı sağlayan tüm hocalarıma, üniversite personelimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bilimin ışığında bir dünya üniversitesi olma yolunda her gün daha sağlam adımlarla ilerlediğimiz hedefimize Van şehrimizle birlikte yol almak, sorunların tespiti ve çözümlerin uygulanmasına katkı sağlamak, doğunun incisi olan bu güzel şehre hizmet etmekten duyduğumuz sevinci sizlerle paylaşıyor. Sunacağınız katkı için minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tekrar Sayın Valimize, Sayın Milletvekilimize, Sayın Kolordu Komutanımıza, il dışından gelen çağrılı konuşmacımız Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Vanlı Hemşerimiz Doçent Doktor Oktan Nalbantoğlu'na, yine Van Vakfı Başkanımız çağrılı konuşmacımız Nizamettin Ağar'a, Van Vakfı Başkan Vekili Sayın Suat Narin'e ve tüm konuklarımıza, STK başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sempozyumumuzun ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını, katkılar sağlamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Saygı ve hürmetle hepinizi selamlıyorum. Evet, değerli rektörümüze yapmış oldukları konuşmalar için teşekkür ederim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere valimiz Sayın Doktor Ozan Balcı'nın sahneye teşriflerini arz ederim efendim. Sayın milletvekilim, Sayın Kolordu Komutanım, kıymetli rektör hocam, bürokrasinin, iş dünyasının, sivil toplum örgütlerinin çok kıymetli temsilcileri, çok saygıdeğer akademisyen hocalarımız, çok kıymetli öğrenciler, Vanlı hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Böyle güzel bir etkinliğe rektörümüz ve üniversitemiz, akademisyenlerimiz ev sahipliği yaptığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bence güzel bir etkinlik oldu. Yani Van'ın geleceğine ilişkin bir sempozyumun bilimsel anlamda tartışılması çok anlamlı ve önemli. Bu yüzden rektör hocamıza, Van 100. Yıl Üniversitemizin bütün hocalarına, üniversiteye, kurumsal kimliğine çok teşekkür ediyorum. Ben faydalı, güzel bir sempozyum olacağını düşünüyorum. Yazın ben ilk geldiğimde Haziran'da bunun çalıştaylarını yapmıştık hatırlarsanız, daha böyle katılımcı bir anlayışla. Şimdi daha böyle ete kemiğe bürünen bir şekilde bilimsel bir sempozyum olacak. Katılımcılarımız var, tebliğler sunacaklar, sunumlar yapacaklar.
uzaktan yakından bu sempozyuma katılan hocalarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun memleketimize, milletimize, Van'ımıza, Vanlı hemşerilerimizin zenginleşmesine, yükselmelerine, yücelmelerine de katkı sağlamalarını canı gönülden temenni ediyorum. Ve şuna inanıyorum, şehirlerin başarısı bir numaralı kural uyum ve işbirliği. Yani bu şu demek, bürokrasi, siyaset, iş dünyası, sivil toplum, üniversite, basın, yani şehrin aktörlerinin, etkin aktörlerinin uyumlu işbirliğinin olduğu şehirler çok gelişir. Bunları da kimse engelleyemez. Bunların uyumunun olmadığı yerlerin de gelişmesi mümkün değil. Ama Van'da Allah'a şükür bu uyum yüksek, gitgide de artıyor bu uyum. Üniversite, iş dünyası, siyaset, bürokrasi, sivil toplum, yerel yönetim, esnaflarımız, basınımız, yani bu unuttum birkaç aktör de olabilir. Bunların uyumlu işbirliği gitgide artıyor, daha da artacak. Böylece biz Van'ımızda bu yüksek uyumda, yüksek işbirliğiyle eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan spora, tarımdan kültüre, sanata, ulaşıma, iletişime, kırsal altyapıya, kısacası Van'ın hayatına, yaşamına ilişkin olarak daha çok şey yapacağız. Derler ya, nesiller gelir, nesiller geçer. Mühim olan gelecek nesiller için ne yaptığımız. Van'ımız tarihi kadim bir şehir biliyorsunuz. Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle atalarımızdan devralıp gelen bir şey, devralınıp gelinen bir şehir. Bu zamana kadar da bir sürü insanımız, işçisinden memuruna, köylüsünden kentlisine, çiftçisinden iş kadınına, iş adamına kadar memleketin yükselmesi ve yücelmesi için herkes bir taş koymuş, tuğla koymuş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu bir bayrak yarışı zaten. Önemli olan bizim de bir taş koyabilmemiz, bir tuğla koyabilmemiz. 1.141.000 Vanlı hemşehrimiz var. Herkesin emeği, katkısı var. Ama bizim daha çok çalışmamız lazım. Van'ın yüksek potansiyeli var. Kesinlikle onu ifade edeyim ben. Bu yüksek uyum ve işbirliği sağlanıldı mı, Van hak ettiği yeri elde edecek diye düşünüyorum. Bana göre yani çok büyük bir potansiyeli var. Örnek vereyim mesela, ya meraların %10'u burada sadece Van'da. Küçükbaş hayvanların %10'u burada. Bu çok kıymetli bir şey, örnek veriyorum. Çalışkan, genç, dinamik bir kitle var. Üniversitemiz desen çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Rektör hocamız, akademisyen hocalarımız. Bunlar hep Van için kıymet. Şu elimizdeki projelerde yaptığımız zaman eğitim bir numaralı önceliğimiz mesela. Eğitimle ilişkin problemleri hallettiğimiz zaman spor yatırımlarımız, kültür yatırımlarımız, sağlık yatırımlarımız, ondan sonra altyapıya yönelik yatırımlarımızla beraber Van'ın önü açık. Mesela ben işte geleceği sempozyum derken aklıma şey geldi. Ya iyi çalışsak şu OSB'de 50 bin istihdamı 5 yılda sağlarız. Çünkü Türkiye üretim üssü oluyor biliyorsunuz. Sıkı bir çalışmayla, hiç hayal falan değil yani, Van OSB'si tam 50 bin kişiyi 5 yıl içerisinde çok rahat istihdam edebilir. Mesela çok prestij bir iş 50 bin kişiyi istihdam etmek. Çünkü işsizliği de halletmek lazım. Şimdi geçen milletvekillerimizle beraber Çevre Bakanımıza gitmiştik. Beraber karara vardık. Şimdi Çevre Bakanlığımız, Valiliğimiz, Belediye, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz. Mesela eski Van şehrini şimdi ayağa kaldıracağız biz. Ya bu şu demek, hem oradaki tarihi varlıkları restore edeceğiz, hem de tarihteki görkemli günlerine dönecek. Orası bir tarih, bir kültür, bir cazibe merkezi olacak. Van'a müthiş katkı sağlar. Şimdi sahil yolunu bitirmek üzereyiz. İşte onun altına rekreasyon alanı yapılacak. Çevre yolu yapılıyor mesela. Şimdi geçen Tarım Bakanımız geldi. DSİ Genel Müdürlüğü, işte Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz. Tam 31 tane alanda mera ıslahı gerçekleştiriyoruz. İşte 19 tane şimdi tarımsal sulama göleti var. İnşallah onları gerçekleştirdiğimiz zaman işin yani özü şu. Van'ın önü, ufku açık bence. Bir numaralı kural, yüksek uyum, yüksek işbirliği. Bir sürü iş sayabilirim size ben. Şu anda da bir sürü iş de yapılıyor. Mesela geçen Milli Eğitim Bakanımız geldi. Sadece 105 tane anaokul temeli atacağız şu anda biz. 15 tane kreş yapıyoruz. 19 tane pardon. Zaten bağımsız anaokul sayımız 43. Şu toplam bitince bir buçuk yıl sonra biter inşallah. Tam 124 tane anaokul. Bu şu demek, çocuklar arasındaki eğitimdeki var olan eşitsizliklerin giderilmesi demek. Vanlı çocuklara destek vermek demek. En basitinden örnek olarak veriyorum. İşte atıyorum, şimdi 18 tane kapalı spor salonu temeli ihale ettik. 15 tane yüzme havuzu. Şimdi kültür merkeziyle yeni bir il halk kütüphanesi temeli atılacak. İşte bahsettiğim eski Van şehrini ayağa kaldırma. Cazibe merkezleri programı kapsamında yine valiliğimiz, belediyemiz, Sanayi Ticaret Bakanlığımız 9 tane fabrika temeli atacağız. Ya bunlar mesela çok güzel işler. Koyunla ilgili mesela o 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli 0 faizli koyun projesi hızla gidiyor.
Van'ın dikilebilir bütün alanlarını meyve ağaçlarıyla dikeceğiz. Çatak, Bahçesaray mesela oralar ceviz ağaçlarıyla donatacağız. Bir sürü işimiz gücümüz var. Ama en önemlisi de bir numara bence istihdamın halledilmesi. Eski Van şehrinin ayağa kaldırılması. Bunlar halledildiği zaman Van kısacası bir ticaret, bir turizm, bir eğitim, bir lojistik merkez olur. Ön ufku da açık. Bir ton iş daha sayabilirim. Vanlı hemşehrilerimiz de çok çalışkanlar, kadir şinaslar. Ben kendilerine de bu müteşekkirim. Yani hemşehrilerimiz enerjik, genç, dinamik, çalışkan insanlarımız var. Ben o birlikle beraber, birlik, uyum, işbirliği Van'ın önü de ufku da talihi de açık diye düşünüyorum. Tekrar bu güzel sempozyumu ev sahipliği yaptığı için rektör hocamıza, Van 100. Yıl Üniversitemize, akademisyenlerimize çok 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 teşekkür ediyorum. Bu sempozyuma gelip zenginleştiren misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Sempozyumu zenginleştirecek olan tebliğleriyle, sunumlarıyla hocalarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Hem de başarılar diliyorum. İşin özü hülasa bu sempozyumun, Van'ımızın, Vanlı hemşehrilerimizin huzur, refah, esenlik, zenginliklerine, şehrimizin imar, İHA ve inşasına, birliğine, beraberine, yükselmesine, yücelmesine katkı sağlamasını Allah'tan diliyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet kalınız. Kıymetli valimize yapmış oldukları konuşmadan dolayı teşekkür ederiz. Birazdan sizlere çağrılı konuşmacımız Doçent Doktor Oktan Nalbantoğlu'nu davet edeceğim. Yalnız öncesinde kendisi hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak isterim. Oktan Nalbantoğlu 1963 yılında Van ilinin Erciş ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldu. Sırasıyla 1988 ve 1997 yıllarında yüksek lisans ve doktora programlarını aynı üniversitede tamamladı. Halen Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. 30 yılı aşkın sürede ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller almış, jüri üyeliği yapmış ve çok sayıda uygulama projesi gerçekleştirmiştir. Çeşitli konferans, toplantı ve seminerlere katılan Nalbantoğlu, çağrılı konuşmacı, panel ve atölye yürütücüsü ve düzenleyicisi olarak meslek ve eğitim hayatına katkılarda bulunmaya devam etmektedir. Davetimizi kabul ederek sempozyumumuzu onurlandıran Doçent Doktor Sayın Oktan Nalbantoğlu'nu, Van'ın gelecek vizyonunda Van 100. Üniversitesi kampüsünün rolü nedir, ne olmalıdır konulu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum efendim. Bütününü alabilir miyiz? Sayın Malim, Sayın Milletvekilim, Sayın Kolordu Başkomutanımız, Sayın Rektörüm, değerli akademisyenler, değerli konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Davetiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli bir gün bugün. Van'ın özellikle geleceğinin tartışılacağı böyle bir ortamda bulunmaktan gerçekten onur duyuyorum. Van'ın geleceği derken ben bugünkü sunumumu aslında Van'ın geleceğini bir Van 100. Yıl Üniversitesi kampüsü üzerinden okumak istiyorum aslında bakarsanız. Çünkü biliyorsunuz kampüsler aynen bir şehir merkezi gibi çalışan, bir yerleşim merkezi gibi çalışan önemli aktörler kentte ve üniversitelerin özellikle kentlere vermiş olduğu katkı çok önemli. Burada ben bir taraftan hem böyle kampüs üzerinden okurken bir taraftan da Van'ın böyle bir genel kent tipolojisi ve morfolojisi üzerine de bir çalışma yaptım aslında bakarsanız yani neler söylenebilir diye. Bu çerçevede aslında Van'a baktığımız zaman çok kadim bir şehir olduğunu gerçekten görüyoruz. Ben de aynı zamanda Vanlıyım. Yani bundan da gurur duyuyorum. Van'ın geleceğini tartışırken Van'ın geleceği nerededir diye baktığımız zaman gerçekten öncelikle Van'ın geleceği kadim geçmişinde yatıyor. Yani geçmişinden ders almayanlar geleceğe yönelik senaryo da oluşturamazlar. O nedenle Van'ın geçmişini çok iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum. Ve Van'ın geleceğindeki en önemli aktör bana kalırsanız turizmdir derim. Yani ben
75-80'li yıllarda hemen hemen her yaz Van'a geldim. Erciş'te bir otelimiz vardı. Otelin böyle bir hem servisinde çalışıyordum hem de hizmet veriyordum orada. O zaman mesela bizim otelde konaklayan müşterilerimizin hiç abartmıyorum %90'ı Avrupalı turistlerden ve kısmen de İranlılardan oluşurdu. Yani onlarla böyle sürekli sohbet ederdik. Yani Van gerçekten baktığınız zaman dünyada jeopolitik konumu itibariyle veya geçmişi ve kültürüyle beraber, kültürel birikimiyle, belleğiyle beraber baktığınız zaman çok ciddi bir turizm altyapısına sahip. Bunun bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde gelişeceğini görüyoruz. Van'ın özellikle şehir merkezi bu bağlamda önemli bir konuma sahip. Van'ın bundan sonraki geleceğinde Van şehrinin imarının nasıl olacağı bence önemli bir tartışma konusu olmalıdır. Şimdi Van'a baktığımız zaman gerçekten işte böyle belli başlı şeylerin çıkarmaya başladık. İşte Memedik Vadisi, Van Gölü'nün kendi havzası, Erçek Gölü, Keşiş Gölü, Van Ovası, Erciş Ovası, Hoşap Vadisi gibi vadilerle beraber çok ciddi bir ekosistemi var. Bu ekosistem Van'ın doğal ve kültürel değerlerinin korunması anlamına geliyor. Yani bundan sonraki süreçte gelecek vizyonu oluşturulurken kentle ilişkili bu doğal kültürel değerlerin birinci derecede ön plana alınması lazım. Şimdi bir de şöyle bir şey yaptım. 1987'den başlayarak günümüze kadar böyle bir Google Earth görüntüsünü, aslında çok basit, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir görüntüden Van nasıl gelişiyor diye bakmaya çalıştım. Şimdi o çerçevede baktığınız zaman 1987 yılındaki Google görüntüsüne baktığınız zaman Van sadece merkezde çekirdek anlamında tarihi kalenin hemen kuzeyinde aslında yerleşiyor. Ve sonra 1900 böyle bir 92 yıllarına kadar oldukça durağan, sonrasında birden 92-2005 yılı arasında baktığınız zaman inanılmaz bir gelişme var. Yani gelişme derken kentte büyüme var ama bu büyüme bana kalırsa sağlıklı bir büyüme de değil. Yani ciddi bir göç alıyor kent o yıllar arasında ve ister istemez belli bir şekilde bazıları yasal, bazıları da yasa dışı olarak tanımlanabilecek, bazen de gecekondu olarak tanımlayabileceğimiz açıkçası yerleşmeyle ciddi bir şekilde büyümeye başlıyor. Tabii bu kentsel altyapıda ciddi sıkıntılara neden oluyor ve sonra da 2013'ten sonradan 2022 yılları arasına baktığımız zaman da böyle ağırlık sıkleti biraz kentin batısına doğru kaymaya başlıyor. Yani bunun nedenini böyle araştırdığınız zaman batıya doğru açılması nedeni bir coğrafi konumu olabilir. Ama diğer taraftan da baktığınız zaman ikinci bir ağırlık sıkleti oluşuyor kentte, 100. Yıl Üniversitesi kampüsü. Yani 100. Yıl Üniversitesi kampüsü kentin batıya doğru gelişmesinde doğrudan veya dolaylı çok ciddi bir etki yaptığını görüyoruz. Şimdi bu hızla devam ediyor. Şimdi birazdan bu üniversite kampüsüyle ilgili olan kısmına da baktığımız zaman kampüsün oluşmasıyla beraber çevresinde çok ciddi bir kentsel gelişim olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kentsel gelişim bir taraftan iyi ama bir taraftan da denetim altına alınması, bilinçli bir şekilde bilimsel bir altyapıya oturtularak gelişmesinin önemli olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Şimdi Van dediğimiz zaman her zaman bana gelen bütün benim kendi akademisyen dostlarım, arkadaşlarımla konuştuğum zaman herkes İskele Caddesi'nden bahseder. Gerçekten böyle bir İskele Caddesi gölle, yani biz deniz deriz tabii ona da, Van Gölü demin, denizle şehir merkezi arasında çok güçlü bir bağ oluşturuyor. Neredeyse yani bütünüyle o İskele Caddesi'ni kat ettiğiniz zaman şehrin merkezine gelebiliyorsunuz. Ve bu diğer taraftan da tabii demir yolu hattı şeyde çok önemli kentin gelişiminde. Tabii kent bir taraftan da çok ciddi bir sular sistemiyle, dereler, işte göller, sulak alanlar sistemiyle de aynı zamanda bir yaşam alanını beraber kurguluyor. Van gerçekten bugün özellikle göçmen kuşlarının, sulak alan ekosistemine sahip olduğu sulak alan ekosistemiyle göçmen kuşlarının çok önemli odak noktalarından birisini oluyor. Önemli istasyonlarından birisini oluşturuyor. Bu demektir ki kent bir taraftan kendi ekosistemiyle beraber büyümek zorunda. Ve bu ekosistem ve sulak alanlarda dikkat ederseniz hep gölün kıyısında yerleşmiş. O nedenle aslına bakarsanız geçmişten bugüne kent bir türlü gölle bütünleşemiyor. Ya bütünleşemiyor derken bunu kötü manada demiyorum. Bazen de iyi manada söylüyorum. Yani bir taraftan yani o sulak alan ekosistemi şehrin o fiziki dokusunun göle çok
şiddetli bir şekilde gelmesini de engelliyor. Yani şimdi burada bir uzlaşma zamanı. Yani bu kıyı ile kuzeydeki kent merkezi nasıl uzlaşacaklar? Nasıl bir araya gelebilecekler? Buna bir kentsel ölçekte çok iyi düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun da ilk çalışmasını da aslında Sayın Rektörümüzün önderliğinde Van 100. Yıllık Üniversitesi kampüsünde yaptık. Yani bu nasıl gelişebilir? Kıyı ve kent, üniversite ve kıyı nasıl birbiriyle barışabilir, özdeşleşebilir? Onun aslında cevaplarını aramaya çalıştık. Yani baktığımız zaman aslında işte Erçek Gölü, Bostaniçi Göleti ile beraber o dere ekosisteminin kentin içine ulaşması ve daha sonra bir ciddi bir alüvyal boşluk oluşturarak gölün kıyısında çok önemli tarımsal potansiyel oluşturuyor. Yani bugün Van'ın bağları. Ya yani hep bunu hep biliriz. Edremit'in bağları. Ya bu nedendir? Çünkü yani gerçekten ciddi orada verimli bir toprak var. Bir alüvyon oluşturuyor ve kent bütün şeyini hocalarımızın da demin Sayın Rektör'ün de söyledik. Kent tarımı Şevket hocamlar zannediyorum onunla ilgili bir sunum yapacaklar. Çok önemli. Şu anda merkezde kalan kentsel tarım alanlarının, bağların mutlaka korunmasının yollarını aramak lazım. Yani çünkü bir kentin turizm anlamında bir bağlam oluşturabilmesi için özellikle kendi hafızasına, belleğine sahip çıkması gerekir. Yani bu kente, kentin bu değerli doğal verileri yok etmesinin önüne geçmek gerekir. Yani o nedenle bunu özellikle vurgulamak istedim. Şimdi baktığımız zaman genel anlamda şehre, şehir gerçekten bir yağ lekesi gibi gelişiyor. Kuzeyi biraz daha kapalı çünkü kuzeyde böyle daha bir morfolojik olarak önemli bir şeyler var, kısıtlar var. O nedenle şimdi öyle görünüyor ki kent doğu batı ekseninde daha çok gelişecek. Kuzey güney ekseninde gelişecek, özür dilerim, doğu kısmı daha kapalı. Şu kuzey ekseninde gelişmeye başladığı zaman kuzeydeki eksende üniversite var, güneydeki eksende de Edremit var. Şimdi buna karşılık kampüse geliyoruz. Van 100. Yıl Kampüsü, yani hiç azımsanmayarak Türkiye'de de bu büyüklükteki kampüs sayısı da çok az. Yani onu da söyleyebilirim. 6,5 milyon metrekare, 7 milyon metrekareye büyüklüğe sahip bir kampüsten söz ediyoruz. Yani gerçekten bir kentten söz ediyoruz aslında. Tüm dinamikleriyle, yönetimiyle, öğrencileriyle, akademisyenleriyle, çalışanlarıyla beraber çok önemli bir kent merkezinden söz ediyoruz aslında bakarsanız. Şimdi burada bizim geliştirmek istediğimiz kampüsteki kampüs 5.0 olarak tanımladığımız artık bu konuşulmaya başlandı. Aynı zamanda toplum 5.0 olarak da algılayabiliriz. Kampüs 5.0'ın yani bilimi öncülük eden, araştırmaya öncülük eden, aynı zamanda ekosisteme saygılı, kampüsün her noktasını bir araştırma ve eğitim alanı olarak gören bir sistemden söz ediyoruz. Yani gelip geçilip gidilen değil, kullanılmayan değil, her noktasının öğrenci tarafından, akademi tarafından bir araştırma merkezi olarak görünen bir kampüs 5.0 konsepti üzerinden biz bunu tartışmaya çalıştık. Tabii bunu derken yani ne yapmaya çalıştık? Bir kere öğrenme olanaklarının iyileştirilmesi, teknolojik ve ekolojinin teşvik edilmesi, daha az enerji harcayan üniversite. Bunun karşılığı akıllı kent. Yani kentler bağlamında baktığınız zaman da tamamen veri bilgi iletişim teknolojisini doğru kullanabilen, VR, IR sistemlerini, teknolojisini doğru kullanabilen, akıllı ulaşım sistemini kurgulayan kentlerden söz ediyoruz. Bunun bir örnek uygulamasında Van 100. Yıl Üniversitesi daha akıllı bir ulaşım sistemine nasıl sahip olabilir? Artık üniversitelerin ana hedefi aslında karbon sıfırı yakalamak. Yani kampüsüne karbon sıfırı nasıl yakalayabiliriz? Yani ulaşımda işte mümkün olduğu kadar temiz enerji kullanan, kampüsün içinde araçla ulaşımı minimize eden ama buna karşılık bisiklet kullanımını arttıran temiz kampüsler. Şimdi aslında kampüsler bu bağlamda da şey diye tanımlıyorum ben bunu, yani 24 saat çalışan laboratuvarlar, her an üretiyor. Yani bu üretmesi aynı zamanda kente de katkıda bulunuyor. Bu bakımdan çok önemli. Şimdi kampüse baktığımız zaman da böyle bir 2009'dan başlayan, aslında kampüs 82 yıllarında kuruluyor ama sonra böyle bir genelde durağan bir sistem var. Ama 2009'dan itibaren başladığımızda 2016 yıllarından sonra 2022'ye doğru gelindiğinde 2016-2022 yıllar arasında ciddi bir gelişim kaydediyor çevresi. Kampüsün çevresi dolmaya başlıyor. Ve
hem böyle bir tesadüf ama bir taraftan da Sayın Valim de demin bahsetti, OSB'nin kampüsle beraber gelişiyor olması, kampüse entegre oluyor olması, kampüsle OSB arasında ciddi bir sinerji oluşturuyor. Yani bunu da ayrıca çok değerli bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi bu kampüsün genel olarak kapladığı alanı görüyorsunuz. Van OSB ve Van Erciş yolu üzerinde de sanayinin de beraber salkımlandığını ama bir taraftan da sanayiyle beraber kentin de bu sisteme entegre olduğunu görüyoruz. Şimdi burada kritik nokta şu, Bardakçı olarak tanımlamış olduğumuz yerleşim alanı ve Van merkezden gelip kampüse ulaşan sahil boyunca oluşan az yoğunluklu konut, gelişim konut stratejisinin burada devam ettirilmesi önemli. Yani bu sistem korunursa ancak buradaki ekosistemi de sağlayabiliriz. Şimdi buradaki özellikle kıyının korunması bağlamında Van 100. Üniversitesi'nde bir örnek çalışma olarak Sayın Rektörümüzün önderliğinde yapmış olduğumuz kıyı düzenlemesinin bundan sonra Sayın Valim de demin zaten kendileri de söylediler. Yani bu bütünüyle tamamlanıp merkeze kadar uzanan önemli bir kıyı rekreasyon sistemine ulaşacağını görüyoruz. Bunun nasıl olması gerektiği ile ilgili de belki tartışılabilir. Şimdi kampüs yapılarının analizinde kampüsü yaparken bunu bir kent olarak da algılayabilirsiniz. Mevcut fakülte, yüksek okul sisteminin ne olduğunu öncelikle baktık. Bakıldığında sistemin aslında biraz böyle bir tesadüfi zaman zaman geliştiği, ihtiyaca göre belirli zamanlarda üniversitelerin bölümleri, fakültelerin bölümlerinin kurulduğunu gördük. Yani bu enerji verimli bir kampüs karakterinden biraz uzaklaştırıyordu üniversiteyi. Bu bağlamda doğru fakültelerin, doğru bölümlerin doğru yerlerde konumlanmasına özellikle bu çerçevede dikkat ettik. Şimdi bu sistemin kurulmasına da biz buna böyle hücre diyoruz. Yani aslında kentler de böyle. Hücreden başlayarak böyle organizmaya kadar oluşan bir sistem. Yani doğru yerleşim, doğru ulaşım, doğru strateji ve doğru bilişim. Yani bütün teknoloji de bu anlamda doğru kalan üniversite. Ve bunun bu aslında kampüsteki bu şey yine Van içinde İskele Caddesi'nde olduğu gibi kentin direkt kıyıya dik sistemlerle, yaya sistemleriyle beraber entegre olması aynı zamanda kıyının kullanılması açısından da önemli gibi görünüyor. Bu çerçevede biz yani sahildeki rekreasyon alanlarının kentle nasıl bütünleşebileceğine baktık. Yani kentle bütünleşemeyen üniversiteler hijyen üniversitelerdir. Üniversitenin hijyen olmaması lazım. Üniversite mutlaka kentle doğru entegre edilmeli. Üniversiteler çünkü kültür yuvaları. Üniversiteler kentin tüm kültürel altyapısını, sosyal altyapısını, sosyal ekonomik altyapısını geliştiren merkezler. O nedenle kent, üniversiteler kenti doğru kucaklamalı. Mutlaka kent halkının ilkokul çağından, ortaokul çağından, lise çağından başlayarak üniversite çağına kadar tüm o yaş grubunun özellikle üniversiteyle doğru entegre edilmesi, kentsel yaşamın mutlaka üniversitenin içine sokulması bence çok önemli. Bu beraber üretmek, beraber araştırmak anlamında da kritik şeyler. Bu çerçevede biz üniversitede aynı zamanda, yani üniversite dediğiniz demin Sayın Rektörüm söyledi, 30-35 bin kişiden söz ediyoruz. Yani bugün Bilecik'in nüfusu 45 bin. Yani düşünün, yani bir kentten söz ediyoruz. Bu çerçevede üniversitedeki yaşamın, kampüsün bütününün bir araştırma ve öğrenme alanı nasıl olabileceğine dair bir takım çalışmaları da bu çerçevede düzenlemeye çalıştık. Ve böylesine kompakt bir yapı oluşturmaya çalıştık üniversiteden. Yerleşilebilecek ama yerleşilmeyen alanlarda da hala tarımsal, hayvansal üretiminde meralardan söz edildiği, mera araştırmalarının da yapılacağı çeşitli çalışmalar da kondu. Ve bunu özellikle koymaya çalıştım, kampüsü bisikletle nasıl kat edebiliriz? Yani bu bisiklet alışkanlığı nasıl yapabiliriz? Özellikle bununla ilgili çalışma yapmaya çalıştık. Ve ulaşım sistemi bununla beraber entegre edildi ve sonunda da bir öneri, master plan oluşturuldu. Yani zaten üniversiteler yaşayan organizmalar gibidir. Yani sürekli geliştikleri için bu master planlarda zaman zaman şey yapacak. Ama bu geleceğe yönelik bir vizyon vermesi bakımından çok önemli. Şimdi ben daha fazla vaktinizi almadan, yani bu sahilde de, üniversitenin kampüsünün sahilinde de aynı şekilde bütün fakültelerin ve bölümlerin, yüksek okulların sahille bütünleşmesini sağlayacak ama aynı zamanda da üniversite alanına ait olmasına rağmen kent halkının da üniversiteyle iletişim kurabileceği önemli bir rekreasyon alanı oluşturmaya çalıştık biz burada. Bugün yine sosyal tesisler, üniversitenin sosyal tesisleri şeyleri ama bunlar bir senaryo oluşturmuyorlar. Bir bütünlük oluşturmuyor maalesef kampüste. O nedenle bunu sürekliliği olan, bütünleşen, aynı zamanda
büyük rekreasyon alanıyla bütünleşip sonrasında hemen biliyorsunuz şurada millet bahçesi gibi bir millet bahçesi projesi var. Millet bahçesi projesiyle beraber kentin merkezine kadar akan önemli bir rekreasyon aksı oluşturmak gerekiyor burada. Bunun da önemini ortaya koymak adına bu şeyi yaptık. Ve gölle üniversiteyi tamamen bütünleştirmek adına da spor alanları, işte bir otel yapısı, kafeler, restoranlar, aynı zamanda doğal alanlar, arboretum, yani bir yerinde bir botanik parkı gibi de botanik bahçesi gibi düzenlenecek alanlarla beraber kampüsün içine sızabilecek yeşil alanlar oluşturabilir miyiz diye aslına bakarsanız çalıştık. Ve yani bugün işte hem üniversitedeki öğrencilerin hem kent halkının yararlanabileceği büyük bir spor kompleksi burada tanımlandı. Üniversitenin kendi içinde zaten spor salonları, spor sahaları var ama bu yeterli değil. Biraz daha ileriye dönük bir perspektif vermesi bakımından da bu alanlarda bu şekilde kurgulandı. Yani işte görüyorsunuz yani kedi evi mesela projesi buraya gelen turistlerin de aynı zamanda yani kenti tanımak isteyen insanların da üniversiteyle bu rekreasyon alanlarıyla beraber iç içe geçebileceği, birbirleriyle iletişim kurabileceği bir sistem kurgulanmaya çalışıldı. Şimdi tabii burada kritik olan şey bu rekreasyonun boyutu ne olacak? Yani şimdi ben bunu bir taraftan söylüyorum ama bir taraftan da kıyı ekosistemini korumak adına da önemli bir şeyler yapmak lazım. Yani koruma kullanma dengesi dediğimiz konu burada çok önemli. Koruyalım ama aynı zamanda kullanabilelim. Yani ve kentle entegre edebilelim. Burada da işte sahil kafeler, yöresel çarşılar. Yani bu aynı zamanda yani bir üniversite vizyonundan çıkan bir proje. Ve bütününe baktığınız zaman aslında bakarsanız 500 bin metrekare büyüklüğünde çok büyük bir rekreasyon alanından söz ediyoruz. Ve sahildeki yürüyüş yolları. Evet. Yani sonuç olarak çok da fazla zamanınızı almak istemiyorum. Söylemek istediğim şey şu. Van'ın geleceğinde Van 100. Üniversitesi'nin çok önemli bir rolü vardır. Bu rolü mutlaka tüm paydaşlarıyla beraber üniversite o sorumluluğu üzerine alarak gerekli girişimlerde bulunmalıdır. Sayın Malim zaten kendileri de ifade ettiler. Sayın Hocam da ifade ettiler. Yani zaten üniversite ciddi bir dinamik bir şekilde bu sistemin içinde. Yani bunu bir kentin, Van'ın geleceği bağlamında üniversiteyle beraber valiliğimizin ve belediye başkanlığımızın ortaklaşa üreteceği projelerin bilimsel altyapısı güçlü projeler olması bakımından ben çok önemsediğimi söylemek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, doçent doktor Oktan Nalbantoğlu'na yaptıkları konuşma için teşekkür ederim. Sizlere çağrılı konuşmacımız Sayın Nizamettin Ağar'ı sahneye davet etmeden önce hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Nizamettin Ağar, 1966 Van Özalp doğumludur. Uluslararası ticaret hukuku mezunudur. Gümrük müşavirliği, uluslararası ticaret danışmanlığı yapmaktadır. Yardımsever kişiliği de tanınmaktadır. Özalp ilçesinde 3000 kişilik kapalı spor salonunu tamamlayarak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlamış, ilçe gençlerinin sportif faaliyetlerini bu salonda sürdürmelerini sağlamıştır. Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı, İstanbul Ticaret Odası Gümrük Komite Başkanı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi ve Van Spor Kulübü Üyesidir. Davetimizi kabul ederek sempozyumumuzu onurlandıran bir diğer kıymetli misafirimiz, iş insanı Sayın Nizamettin Ağar'ı, Van ilimizin gelişiminde dış ticaret ve sınır kapılarının önemi konulu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Kolordu Komutanım, çok değerli belediye başkanım, STK başkanları, değerli akademisyenler, basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Van'ın geleceği vizyonunda üniversitemizin, valiliğimizin, belediyemizin düzenlediği Van'ın geleceği sempozyumu ilimize, bölgemize hayırlı olmasını dileyerek kendilerine sonsuz teşekkürler sunuyorum. Değerli katılımcılar, ilimiz
tek geleceği, tek kurtuluşu ben mesleğim gereği ihracatta ve üretimde buluyorum. İlimiz buna coğrafi olarak çok müsait. Şu anda Kapıköy sınır kapısından çıktığınızda yaklaşık 4-5 saat sonra Habur sınır kapısına ulaşmaktasınız. Yani Orta Doğu'ya açılan kapıya ulaşmaktasınız. Yine Van ilimizden çıktığınızda 4-5 saat sonra Orta Asya Cumhuriyetleri Sarp sınır kapısı ve Kuzey kapılarına ulaşmaktasınız. 24 saat sonra ise Avrupa'ya açılan kapıya ulaşmaktasınız. Bu neyi göstermektedir? Van ilimiz coğrafi olarak, stratejik olarak Türkiye'de çok büyük bir öneme sahiptir. Bunun için de Van'ımızın ihracat ve üretim üzerine bir üst olması çok uygun şartları vardır. Fakat bazı eksikliklerden dolayı bunları yapamıyoruz. Bu eksikliklerimiz nelerdir? Yıllardır Kapıköy sınır kapımız transit taşımacılığa hazırlanmış olup Van ilimizden Kapıköy'e kadar bütün yollar, altyapılar hazırlanmıştır. Ancak Tebriz'de bir kesim yolun kapalı olması nedeniyle şu anda transit tır geçişi yapılmamaktadır. Van'ımızda gerçekten üretime çok müsait bir il olup ancak bir serbest bölgenin olmaması, bir lojistik merkezinin olmaması bu üretimi geciktirmektedir. Değerli katılımcılar, Van'ımız Tebriz'e 320 kilometre uzaklıkta olup bu nedenle İran'la yaşayan 85 milyon nüfusun bizden ticari anlamda hiç faydalanmadığı üzücü bir noktadır. Bu nedenle bizim İran'la olan ticaretimizin geliştirilmesi, ihracatımızın arttırılması, bu konularda bazı çalışmalar yapılmaktadır. Ancak yetersizdir. Ben İstanbul'da arkadaşlarıma raporları sunacağım. Ticareti Kolaylaştırma Kurulu'nda görevliyim. Ticareti Kolaylaştırma Kurulu'nda çıkan en son raporlarda Avrupa'da üretilen mamullerin Asya'ya ve Orta Doğu'ya taşınması, Asya'daki, Orta Doğu'daki ham maddenin Avrupa'ya taşınması konusunda ülkemiz çok kritik bir önem taşımaktadır. Ülkemizde de Van ilimiz bu önemi taşımaktadır. Demin saydığım gibi Van ilimiz işte bütün Orta Doğu'ya, Asya ve Avrupa yakın olması hasebiyle bu Van'ımızda büyük bir lojistik merkezi kurularak önümüz aydınlık olacaktır. Değerli katılımcılar, hocalarımız, sayın valimiz, rektörümüz gerekli açıklamalar yaptı. Biraz da zaman geçti. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Van'ımızın geleceği turizmde ve ihracatta ve üretimdedir. Bu konuda yatırımcının gelebilmesi için altyapının sağlanması, imkanların verilmesi, yani kısa az ölçekli firmalarımız gelmiştir Van'da üretim yapmaya, fakat bu yetersizdir. Bunun hem devlet teşvikleriyle hem lojistik bakımından bunlara altyapı sağladığımızda inanıyorum ki Van büyük bir üretim ve ihracat üssü olacaktır. Bu konuda gerek şahıs olarak gerek İstanbul'daki kurumlar olarak, İstanbul'daki iş insanları olarak bu konuda her zaman Vanlı hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Gerek yurt dışından, gerek yurt içinden yatırımcının Van'a gelip üretim yapması, istihdam yapması konusunda elimizden gelen danışmanlığı, öncülüğü her zaman yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde görüştüğümüz birkaç yabancı firma var Türkiye'de, özellikle Van'da üretim yapmak üzere. Bunu gerek Sayın Valimiz, Sayın Rektör Hocamız, OSB ve Ticaret Odası'yla bir araya getirip Van'da üretim yapmaları için gerekli çabaları göstermekteyiz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bol rakamlı ihracat yapma dileğiyle Van'da görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Sayın Nizamettin Ağar Beyefendi'ye yaptıkları konuşma için çok teşekkür ediyorum.
Doçent Doktor Oktan Nalvantoğlu hocamızı ve günün anısına belgesini ve hediyesini takdim etmek üzere valimiz Sayın Doktor Ozan Balcı'nın sahneye teşriflerini arz ederim efendim. Aha 500 dönümlük alanı diyorsunuz. Şu. Ha. Şu şudur. De. Hocam projeksiyon cihazını açtılar Sayın Vali. Şimdi hocam teşekkür ediyoruz. O zaman Sayın Nizamettin Ağar Beyefendi'yi de o sahneye alalım. Sayın Rektörümüz de kendisine teşekkür belgesini ve hediyesini takdim etsin. Öyle mi? Sayın Van Milletvekilimiz Atullah Atar Basoy. Buyurun beyefendi, sizi de alalım. Evet Nizamettin Bey'e özür dilerim. Oktan hocamız Türkiye'mizin bir kıymeti, bir değeri. Sadece Türkiye'mizin değil, aynı zamanda Van'ın bağrından çıkmış bir bilim adamı, bir mühendis, bir kıymet, bir değer. Ben biliyorsunuz bizim işimiz icraat. Yani işi lafta bırakmamak lazım. Şimdi ben rektör hocayla konuştum, biz bu projeyi de çalıştık. Bu projeyi çizen Oktan hoca. Yalnız bu Avan, bunun ete kemiğe bürünmesi lazım. Şimdi Oktan Hoca bunun yapılmasını istiyor. Memleketin, milletin çocuğu olarak, biz de ilim valisi olarak şunu söylüyoruz. Memlekete, millete çok güzel eserler bıraktınız Oktan Hoca. Siz Şubat'a kadar şunu ete kemiğe büründürürseniz, İnşallah. Uygulama kabiliyeti olursa biz de rektör hocayla konuştuk. Allah'ın izniyle 1 Nisan'da kazmayı vurup yapıyoruz onu.